Şimdi üzerine bir ekleme daha yapalım. ABD savunma bütçesi taslağı var. Yunanistan detayı yine ön planda. Eğer tasarı bu haliyle kabul edilirse Amerika'nın Yunanistan'da askeri varlığını artırmasının önü açılacak. Daha da ne kadar artıracak tabii ki soru da bu. 9 üssün üzerine izleyelim, devam edelim yorumlarla. Amerika Birleşik Devletleri Yunanistan'daki askeri varlığını artırmayı mı planlıyor? Temsilciler Meclisi 2024 savunma bütçesi taslağını hazırladı. Taslağa dikkat çeken bir madde eklendi. Bu madde Yunanistan'da yeni Amerikan üslerinin kurulması için araştırma raporu yazılmasını öngörüyor. Yunan medyasına göre ilgili rapor savunma bütçesinin nihai olarak onaylanmasından sonra hazırlanacak. Yunan medyası teklifi gazetelerinde adalara Amerikan çıkarması ve Temsilciler Meclisi Ege'de yeni üs kurmayı öneriyor manşetleriyle okuyucularına duyurdu. Tanea gazetesi teklifin kabul edilmesi halinde yeni üslerin kurulmasının en erken 2026'da görüşülebileceğini yazdı. Daha önce imzalanan savunma işbirliği anlaşmasıyla Türkiye sınırına yakın konumdaki Dedeağaç Üssü ile Girit Adası'ndaki Suda Üssü'ne ABD askerleri konuşlanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye sınırına yığınak yapmasına sert tepki göstermişti. Bu 5 artı 4 yani Amerika'nın burada üs kurma olayları ki bu sorulduğu zaman alınan cevap şu: Rusya'ya karşı. Tabi bu da benim halkım bunları pek yutmuyor. Yutmuyoruz, üzerine devam ediyor Amerika. Poyraz Hocam, bir yanda işte bu KKTC'deki çok dikkat çekici hareketlilik, garantör İngiltere ve ABD, tanımayan ABD. Burada sembolik de olsa iki önemli adım mıdır? Bir yandan da bu yeni üs Yunanistan'da, nasıl okuyorsunuz? KKTC eninde sonunda zaten 74'te çözümlendi o harekat yapılarak Sayın Hanım. Yani eninde sonunda tanınacak. Türkiye'nin burada bir milim geri adım atmadığı gibi işte gelişmeler de onu gösteriyor ki o makale son derece değerli. Bu sembolik değil bakın senatörün ziyareti. Bunları geçtiğimiz yıllarda siz de zaten değerlendiriyorduk böyle olacağını. Bu yalnız Dedeağaç'taki yığınaklanma Türkiye'yi İşte kırılma, jeopolitik kırılma devam ederken dışarıda tutmaya yönelik bir hamleyken bakın Fransa da şimdi kervana katıldı ki Paris'i işte koruyamaz ama 2. Dünya Savaşı'nda bu tip yancı rolleri çok sever Fransızlar. Afrika'da başı çok büyük belada, yani onu rahatlıkla ifade edebiliriz. Birazdan konuşacağız. Evet. Dolayısıyla şu anda ama jeopolitik ilmi Türkiye'siz ABD'nin Pasifik'te de işte bu bölgede de herhangi bir şeye etkin olamayacağını söylediği için mecburen ABD de Türkiye'yi ikna turlarına, ikna etme yönelik her tür gayretin içine girecek. 20 yıldır zaten Orta Doğu bölgesinde bir miras yedi gibi, bunun altını çizeyim, Obama politikalarıyla, Obama döneminin politikalarıyla stratejik hatalar yaptılar. Sayın Hanım bakın siz pivot bir aktör olacaksınız, hegemon olacaksınız, tek kutuplu dünyadan bahsedeceksiniz ve o gücünüzle İşte 1 Mart 2003'ten beri 2003. yapılan hatalarla bugün Pasifik'te hali hazırda yığınaklanmamış olacaksınız. Bu akılla örtüşecek. O, kendi oyununda alta düşüyorsun yani. Korkunç. Bir de karşı tarafı bu şekilde davranarak şu anda ani bir şekilde işte NATO'yu birleştirmeye çalışırken karşı tarafı full domine edeceksiniz. Tamam İsveç veya işte diğer Finlandiya'nın katılması güçlendiriyor ama Pasifik'te ne yapacaksınız? Yani şimdi Japonya ile Kore'yi birleştirdiniz diyelim ki 20. yüzyılın başında Japonya'nın Kore'de yaptıklarını unutup bir müttefikliğe varması da müthiş bir nokta. Yani müthiş bir nokta. Artı Japonya'nın şu anda silahlandırılması, bakın bugün 2023, 30 yıl sonra da Japonya'nın silahlandırılmasını konuşuyor oluruz. Yani uzaylıları konuşmuyor olursak. Çünkü Japon bambaşka bir millet ve dolayısıyla şu anda Pasifik'te olabilecekler gerçekten akılla örtüşüyor mu? Orada da benim soru işaretim var. Bunların hepsinde de bakın merkezde Türkiye'siz olmaz. Güneydoğu kanadını 52'den beri koruyan NATO'nun çok değerli, çok güçlü bir ordusu ve müttefiki. Dolayısıyla şu anda bu ziyaretler son derece önemli. ABD'nin de Türkiye'ye yönelik stratejik hatalardan vazgeçerek bir an evvel ikna turları olarak değerlendirebiliriz ki ben 1 Mart tezkeresi sürecinde Ankara'da bulunduğum süreçte
Hep bu pazarlığa dönen Irak'la ilgili hikayede ki emperyalizme karşı 26 Ağustos 1922 gibi çok önemli bir reddir. Ve ABD'nin başta nasıl savaştığının diğer devletler tarafından çözülmesi sonucu da ortaya çıkmıştır. ABD bunu zaten unutmadığı için o stratejik hataya düştü. Ama orada da benim ifade ettiğim şey bütün o pazarlık noktalarından ziyade KKTC'nin iki devletli bir çözümle tanınmasıydı Sayın Nur Hanım. 20 yıl önce de başka hiçbir şey konuşmaya gerek yoktu. Yok. Sadece zaten daha sonra işte anlam planı yaşadığımız 20 yıllık periyodu yaşadık. Tabii şu anda dünyada yeni bir jeopolitik kırılma var ve hegemonyasını kaybetmemek için Türkiye'siz olmaz, Türkiye'ye çok daha fazla ihtiyaç duyuyor.